Sevgili Yüksel Tekin Oktay Hocam. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk Aygüncüm. Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok sağ olun hocam. Sesinizi duyduk. Daha da iyi olduk. Şuradan başladım. Beşiktaş'ta kazan kaynıyor dedim. Hakikaten kazan fena bir şekilde kaynamaya başladı. Fokurdamaya başladı. Ama şunu da sormam lazım. Bundan bir süre önce Sayın Başkan Ahmet Nurçebi şöyle bir açıklama yaptı. Bu sene %99 Beşiktaş şampiyon olacak dedi. Ama o tarihten itibaren de şu an liderin 11 puan gerisinde olan bir Beşiktaş görüyoruz. Dördüncü sırada bir Beşiktaş görüyoruz. Ama o tarihten itibaren de Sayın Başkan Ahmet Nurçebi'yi göremiyoruz. Oradan başlayalım isterseniz, neler söylersiniz? Buyurun hocam. Şimdi gerçekten Ahmet Nurçebi için talihsiz bir dönem yaşanıyor. Beşiktaş için de öyle. Sezon başında ilginç bir Beşiktaş politikasına sahne oldu Beşiktaş kulübü. 3 yıllık seçimi kazandıktan sonra belki 3 hafta sonra, 3 gün sonra veya bir ay sonra seçim atmosferi başladı. Ahmet Nurçebi bunu basın toplantısında söylemişti. Özellikle Hasan Arat için işte birkaç ay önce biz söyledik, başkan adayı çıkın, gelin seçimlere girin. O zaman yapmadın, şimdi niye geldin diye aralarında bir seçim kavgası başladı. Ligler başlamamıştı. Hatta senin programında da daha önce buna benzer bir diyalogumuz geçmişti. Hatırlarsan sen de bana sormuştun. Yani başkanın adaylığını, açıklamasını eleştiriyor Ahmet Nurçebi. Biliyorsunuz. 3 yıl önceden bunu söylerseniz ve bu seçim atmosferine girerseniz problemler olabilir gibi mealinden bir sohbet etmiştik. Çünkü eleştirebilirsiniz. O gün de aynı şeyleri konuşmuştuk. Aynı hatırlarsan eleştirebilirsiniz. Dürtebilirsiniz. Bazen eleştirinize cevap, inandığınız eleştirinize doğru bir reaksiyon gelmiyorsa karşıdan, siz yanlışları varsa birazcık daha fazla eleştirebilirsiniz. Yani eleştiri dikkati çekecek, zaman zaman yanlıştan döndürecek kadar da sertleşebilir. Bunların hepsi olabilir. Ama seçim için gruplarla, derneklerle, İşte yemekler, toplantılar, onlarla görüşmeler ve seçim atmosferine sokulması 3 yıl önce bunun talihsizliğini yaşadı. Yani şimdi bakıldığı zaman şiddet de tabii arttı gün geçtikçe. Teknik direktör işin içine girdi. Yayıncı kuruluşun kötü niyetli olduğunu söyledi. Oradan Beşiktaş kulübünün siyasetine geçtiler. Yayıncı kuruluş için söyledikleri şimdi geriye doğru baktıkça da ateş olmayan yerden duman çıkmaz misali. Yayıncı kuruluş ciddi anlamda hatalar yapıyor. Hani biz senlere konuşmuştuk, hani Gültekin Olay şey mi yapar dedik, Gültekin pusu mu kurar, tuzak mı kurar, komplo nasıl kuracak? Doğru Gültekin kurmaz ama Hasan Bey'in dostum dediği yayıncı kuruluşun sahibiyle sürekli fotoğraflar vermesini eleştirip bu Ahmet Nurçebi ve Şenol Güneş'in bundan rahatsız olacağını söylemiştik. Şimdi tabii şöyle bir şey var talihsizliği Ahmet Nurçebi'nin. Camianın içinde dokusu tutmadığı için Beşiktaş'la bu gerilim ve bu yayıncı kuruluşun politikasına karşı da ne etmesi gerçekten yalnız kaldı. Şimdi Beşiktaş Pendik Spor maçında çok net bir şekilde top dışarıya çıkmayan görüntüleri var. Ve bu görüntüleri ben başka kanaldan da şöyle bir bilgi aldım. VAR hakemi kendi masasına, VAR masasına bu görüntünün gelmediğini dost ortamında da söylemiş özellikle. Daha sonra da bu açıklandı bazı hakemler tarafından. O görüntü VAR masasına gitmemesi, o görüntünün hiç tekrar edilmemesi. Şimdi bu rahatsızlık verici bir şeydi. Şenol Güneş de buna dikkat çekti. Evet, doğru. Daha sonra Beşiktaş Galatasaray maçında geçtiğimiz günlerde bir internette sosyal medyada gördüm. Icardi'nin bizim stoper koleyi istediği bir pozisyon var. Ceza altı pasın içinde. Sonra bir gözümüzden kaçırmışız maç esnasında. Anlık bir şey. Hiç tekrarını vermemiş. Sonra girdim şeye baktım. Aygün. Özetlere baktım. Hı hı. 76. dakika. Geldim baktım özetlerinde, yayıncı kuruluşun web sitesinde orada da yok. Pozisyona baktım. Yani yıllarca top oynadım, futbolcu yetiştirdim. 300'ün üstünde
Maçta teknik direktörlük yaptım. Son karar veren kişi olarak. Yardımcı hoca olarak değil. Yani belki 20 bin saat sahada deneyimimiz var. O penaltı. Yani havaya çıkmış ve bizim o stoperin en iyi yaptığı şey de rakip kalede kafa vuruşları, hava topları. Dolayısıyla 6 pasın içinde kafa vuracakken sıçramış, arkadan itilmiş. Hem de itme öyle hafif yakın temas da değil. Bazen omuz omuza da kalırsın, dokunursun dengesini bozmak için. Öyle de değil. Elleri açılmış, 1 metre ötede Icardi itiyor ve bariz penaltı yani. Bunun hiçbir şey yok. Zaten havadayken bir oyuncuya arkadan dokunduğun zaman fouldür. Şimdi bunun da mesela özetlerde olmayınca, hiç ekrana getirilmesi, ben bunun Şenol Güneş'le şimdi Ahmet Nusayir'e hak vermek zorunda kalıyorum. Ve Enci Kuruluş'un politikalarına bakıyorum. Ceza, bakın Rize Spor Galatasaray maçında da yani burada bir sıkıntı var. Yayıncı kuruluşta Türkiye Futbol Federasyonu enteresan bir şekilde birbiriyle böyle aynı politikaları güzellemesine, markanın değerinin düşmesini, futbol markasının Türkiye'de zaten düştü. Hani 400 milyon dolarlardı bir ara. 500-600 milyon dolarlardan şimdi 80-85 milyon dolarlara düştü hocam. Tabii yani bu acayip kötü bir şey. Yani neresinden bakarsanız ülke kaynağı, ülkenin futbol ekonomisi, bunun içinde gazeteciler var, işte maç günü köfte ekmek satanlar var, forma satanlar var. Konaklama hizmeti verenler var, doğru. Tabii konaklama yani, hizmeti, uçak biletleri hepsi tabii, turizmciler. Ucu bucağı yok yani. Bunun kitap yazarız, bunun ekonominin, futbol ekonomisinin ne kadar katkı verdiğini ülke ekonomisine. Dolayısıyla böyle baktığınız zaman yani futbolun markasını bu kadar düşürdüğünüz zaman sonra da futbolun yayıncı kuruluşuna, özellikle futbolda sadece Türkiye için değil, yayılmacı bir ne yazık ki Arap sermayesi var. Yok, kendileri futbol oynamadı. Futbolunda bütün her şeyini çıkardıkları petrolle satın almaya çalışıyorlar. Ve bu aslına baktığınız zaman biz, sen de şimdi çok iyi biliyorsun, bize arsada oynadığımız futbolu biz severek değiliz. Dolayısıyla o çamurlarda kirlenerek futbol taraftarı da hepsi mutlaka bir sokakta top oynamıştı. Dolayısıyla bu futbolun bahis, daha sonra borsa işleri girdikten sonra futbol kirlenmeye başladı. Dolayısıyla bu şimdi son günlerde Cristiano Ronaldo dahil oraya gidişiyle ve Arap sermayesinin bütün kulüpleri almasıyla futbol farklı bir boyuta gidiyor. Yani kötü bir boyuta gidiyor. Bizim ülkeyi daha da şöyle kötü bir şekilde etkiliyor. Ürün ucuz diyor. Ürün ucuzladıkça bir de devalüasyon var biliyorsun. Alım güçleri, doların alım gücü çok yüksek hale geliyor. Dolayısıyla bütün ürünler ucuzluyor. Adamlara ucuz bir ürün satıyoruz ve bu futbolda olduğu zaman yavaş yavaş futbolun marka değeri düşüyor. Şimdi yayıncı kuruluşta TFF'nin uyguladığı politikada da bunun söz konusu olduğu bir gerçek. Yani bir kere markanıza güvenilmesi lazım. Markanın kötüleşmesi için her şeyi yapıyorsunuz. Şimdi bir şey aklıma geldi. Söyleyeceğim sana. Dün konuştum bir arkadaşımla. Ben bizim maçı seyretmemiştim Pendik Fenerbahçe maçını. Pendik'te oynamışsınız. 1000 kişi seyretmiş. Yani bu acayip bir şey. UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kupası maçlarına belirli bir stat zorunluluğu getiriyor değil mi? Evet. Kalitesine göre diyor ki bu kadar, bu statta oynamak zorundasın. Bu koltuğa haiz olması lazım. Ya 1000 kişilik koltuğu olan statta koca Fenerbahçe takımını gönderip oraya kendi Fenerbahçe maçını 1000 kişilik koltuklu statta oynatmak, nasıl bir markayı koruyacaksın? Yani TFF başkanı falan yani buralarda birisi mi buna söylüyor? Yoksa kendi kararları mı? Çok enteresan. Yani bu böyle olmaz. Şimdi Beşiktaş tarafına geleyim. Dolayısıyla Ahmet Nursevi'nin böyle bir ortamda, yayıncı kuruluş ve TFF ile de mücadele ettiği bir ortamda yalnız kaldığı bir Beşiktaş siyaseti çıktı. Dolayısıyla gidişat gün geçtikçe şiddeti arttı ve sahaya yansıdı Aygun. Teknik direktör ayrıldı, işte yardımcı hocalara ayrıldı, tek Burak kaldı, futbolcular sıkıntı çekmeye başladı, hissediyoruz yani sahaya çıkarken. Dolayısıyla kötü bir dönem geçirdi. Seri de kötü dönem geçirdi. Beşiktaş da bu kötü dönemi hala geçiriyor.
Peki bu kötü dönem geçerken de, ama şunu söylememizde fayda var. Sayın Hasan Arat üzerinden gideceğim. O dönemde de Sayın Hasan Arat bu kötü dönemde elini taşın altına, siz de zamanda elinizi taşın altına koyduğun dönemde de Sayın Hasan Arat'a karşı da Sayın Başkan'ın da mesela çok kötü söylemleri de oldu. Onu da söylememizde fayda var. Şey diyeceğim, kötü dönem yoktu ki. Yani kötü dönem ne zaman vardı? Kötü dönem Fikret Orman'la Ahmet Nurçebe'nin kavgasıyla ortaya çıktığı dönem vardı. Yani 2018 yılında kötü dönem vardı. Ve hatta bir şey söyleyeyim. 2018 yılında Beşiktaş 3. şampiyonluğu, 2018-2019 yılında Beşiktaş'ın 3. şampiyonluğu alması lazımdı. Şenol Güneş'in milli takıma gittiği dönem. Kulübede düşün, Adriano var, Talisca var, Quaresma var, Babel var falan. Yani Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde iki kez gruptan çıktığı ve Şampiyonlar Ligi finali oynamış takımların önünde çıktığı bir Beşiktaş vardı. Asıl problem oradaydı. Asıl problem oradaydı. Ama şimdi burada o yıla dönüyorum. Şimdi ben Ahmet Nurçebi'ye üzülüyorum. Bak samimi söylüyorum, üzülüyorum. Çünkü bu hale gelmemesi lazım. Daha önce de söyledik. Bir Fulya davası dosyası için geldi. Oraya girdi. Beşiktaş'ta hiçbir geçmişin mazisi olmayan bir figürle kendine göre vazifesini iyi yaptı. Bak ısrarla bunu söylüyorum. Kendine göre vazifesini iyi yaptı. 95 milyon TL'lik bir senedi. Beşiktaş'ta Yıldırım Demirören'in alacağım dediği senedi. Hatta Hasan Arat'ın da zamanında Yıldırım Demirören'e bu para ödenir, çok önemli bir şey değil dediği, Fikret Orman'ın da bu parayı ödemek istediği zamanda bu parayı aldı, kusurlu gördüğü hususla 95 milyon TL'yi, geçtiğimiz günlerde bunun belgeleri, yazıları çıktı. Ben de belgeleri gördüm. Dolayısıyla o yazıları okudum, sen okudun mu bilmiyorum. Yani gördüm, ben gördüm. Falan. Şimdi orada baktığın zaman o parayı Beşiktaş'ın kasasına koydu. O paranın miktarı da ne biliyor musun? Ne? 95 milyon TL, ama 2012'de Yıldırım Demirören'in bıraktığı 95 milyon TL 50 milyon dolara geliyor. Şimdi? 50 milyon ya, dolar? Şu anda 6 milyon dolarlara falan gelir herhalde. Tam Paris'e devamlı iniyor çıkıyor borsa gibi, bilemiyoruz ama. Şimdi yani, o 50 milyon doları şu andaki kurdan çarptığın zaman rakam çok büyük hocam. Tabii canım, çok büyük. Şimdi o açıdan bakarsan 50 milyon dolar 2012'nin kuruyla, paritesiyle 50 milyon doları Beşiktaş'ın kasasına koydu. Şimdi bu bir arkadaşının veya eşinin, dostunun vasıtasıyla geldiği yerde belki o paranın o miktarı, geri kalan miktarını da, hani 95 milyon dolar zarar var diyor da ya Ahmet Nurçebi. Şimdi 50'sini Yıldırım koydu. 50'sini de Yaşar'dan alması lazımdı. Müteahhitten alması lazımdı. Ama çıktı orada, dedi ki ya bu, dedi, 67-33 size kongrede hile yapmışlar. Zaten burası da başka şekilde olmazdı. 48'e 52 başka da kurtarmazdı dedi. Onun pazarlığını da yaptı. Adam çıktı basın toplantısına, onu açık bir şekilde de söyledi. Bizim, dedi, Yaşar zaten bunu anca kurtarıyordu 48'e 52 ile. 67-33 kurtarmaz dedi. Ha, ona göre öyle de o zaman ihaleye de girerken siz 67-33 diye ihaleye girmeyeceksiniz. 48'e 52 diye gireceksiniz. Doğru. O zaman da ihalede kurtaracak şekilde kalkülasyonu yapıp yerin altında isteni olmayan yerleri Beşiktaş'a vermeyecek, birisine verecektik belki biz ihaleyi. Yani bize toprak sattılar 67 diye. Kendileri deniz manzaralı 2 milyon, 3 milyon, 4 milyon dolarlık daireleri Beşiktaş'ın yine çevresine sattılar. Oradan ilk daireyi alan da Rahmi Koç oldu. Yani şimdi kendine göre basitçe iyi yaptı. Ama şunu söyleyeyim. Ben yine de bizim Beşiktaş'ın kasasına girmesi gereken, kimine göre 50 milyon dolar, kimine göre bugün kura göre bir parite yapabilir. Bir de Yaşar Asioğlu'ndan 6 milyon dolar bizim açtığımız davada geri almıştık. Neticede Fulya'dan belirli bir zararı kasaya koyarak, Beşiktaş'ın kasasına koyarak basite yaptı. Bunun için de teşekkür etmek lazım. Bir kısmı %50. Diğer %50'sini de alsa başımızda taşırız zaten. Şimdi bu fotoğrafta bakınca, hani sezon başında dedin ya şimdi Aygün'cüm, yani sezon başında işler kötü gidiyor. Sezon başında işler kötü gitmiyor. Ne zaman kötü gidiyordu? Biz Fikret Orman bıraktığı zaman, hani kazandı bizim dediğimiz seçimden sonra
birkaç ay sonra Abdullah Avcı ile kontrat yaptıktan sonra bıraktı ya. Evet doğru. 2019 yılı. O zaman olağanüstü kongre vardı. O zaman işler kötü gidiyordu. Sonra 2022'de 3 yıl sonra biz dedik ki işte bana özellikle çok seçim kaybetmiş olmama rağmen Fikret Orman'a çok ciddi bir şekilde 2022'de de aday ol dediler. Bugün de diyorlar, bugün de diyorlar. Hocam birçok mesaj var bende. Hocam aday olacak mı olmayacak mı diye. Yine aynı geçen sefer de sormuşum, hala geliyor insanlardan. WhatsApp'tan da geliyor. Instagram DM'den de geliyor. Twitter'dan da geliyor. Evet, evet. Gerçekten sizle ilgili, adaylıkla ilgili. Evet, gerçekten çok geliyor. Şimdi 2022'de de aynısıydı. Biz de o zaman dedik ki Aygüncüm, şimdi senin sorunun aynı birebir karşılığı bundan. Biz de o zaman dedik ki bakın dedik, biz seçime girdik. Yaklaşık bize 8 bin kişi oy vermedi. Dolayısıyla biz bu seçime girersek 8 bin kişinin oy vermediği yerde bir daha orayı işgal etmenin anlamı yok. Bu seçime eğer Beşiktaşlılar karşımızda bir Beşiktaşlı olmadığını herkesin iddia ettiği Trabzonsporlu oldu. Bunu da Ali Çin yazıyordu. Trabzonsporlu gazeteciler yazıyordu bunu. Trabzonspor yöneticisi olmak istediğini. Böyle birisi var ve dolayısıyla bizim de gelir gelmez ilk yaptığı iş Yusuf Tunoğlu'nun kızının iş akdine son verdi. Bütün Beşiktaşları yavaş yavaş bizden uzaklaştı. Farklı bir kulüp haline geliyor. O zaman biz böyle bir yönetim istemiyorsak, kendi geleneklerimize, kendi göreneklerimize, kendi genlerimize uygun bir şey yapmak istiyorsak bu seçimde konsolide olalım dedik. Benim için seçimle girmek, girmemekten daha önemli bir Beşiktaş menfaatleri. Dolayısıyla biz o zaman dedik ki kıdemli birisi var, Ali Rıza Dizdar. Ceza avukatı, ağır ceza avukatı. Ombudsmanlık tarzı diyorsunuz değil mi? Ali Rıza Dizdar. Evet, dolayısıyla ben de imza verdim. Dedim ki ben seçime girmeyeceğim çünkü bir önceki seçim kaybettik. Beşiktaş'ı bir daha seçim kaybettirmenin anlamı yok ki bile bile. Yani kazanamayacağımız halde onu biliyoruz. Oraya gelenleri biliyoruz. Dedik ki Ali Rıza Dizdar'ın arkasında Hasan Arat, ben, söyleyin adını, Hüseyin Yücel, Serdal Adalı, çok isimleri geçtiği için bunları söylüyorum. Başta olmak üzere bu insanlar çıksın, Ali Rıza'ya destek olalım ve bu seçime kazanalım. Daha sonra da Beşiktaş'ın en önemli iki tane hususu var. Birisi hukuk bitmiş. İkisi kıdem. Yani o bir kulüplerde kıdemler önemlidir, abiler önemlidir, küçükler önemlidir. Gelenekler öyle küçüklere, öbür nesillere geçer. Yani baba Hakkı'dan Süleyman Sebe'ye, Süleyman Sebe'den bizlere. Yani bunlarla yaşayan insanlar bu gelenekleri devam ettirebilir, sporcu ruhunu. Dolayısıyla o zaman mesela çıkmadı Hasan Bey, bu çağrıyı yapmamıza rağmen, ama 3 ay sonra, 2 ay sonra orada Fuat diye bir arkadaş çıktı. Zaten kazanamayacağı belliydi. Dolayısıyla o zaman konsolide olup da seçimlere girmek varken veya diyebilirdi ki mesela ya ben işte Ali Rıza Dizdar basketbolu benim kadar iyi bilmiyor. Hocam o kısmını biraz bekletebilir misiniz? Reklama gitmem gerekiyormuş da. Tamam, çok kısa bekletebilir miyiz size? Ali Rıza Dizdar kısmını. Çok kısa bekletiyoruz. Ondan sonra Hürsel hocamızla sohbetimiz devam ediyor. Evet, Taş Köşe devam ediyor. Kısa bir reklam aramız vardı. Sevgili Hürsel Tekin Oktay hocamız da Ali Rıza Dizdar kısmını anlatıyordu. Hocam kusura bakmayın, reklama gitmemiz gerekiyordu. Buyurun hocam. Bir de çok fazla mesajlar da geliyor hocam. Onları da sormak istiyorum. Bilginiz olsun. Fena mesajlar geliyor. Adaylığınızla ilgili de mesajlar geliyor. Onu tekrar söyleyeyim ben size. Hepsini tek tek ne tamam. Sorarsın hepsini buyurun. Cevaplandırır. Ali Rıza Dizdar kısmından devam edelim hocam, buyurun. Ali Rıza Dizdar'ı biz adaylık gösterdiğimizde hani beni Ali Rıza Dizdar affedersiniz babamın oğlu değil ama neticede bir realite var. Kulüpteki kıdem ve mesleki olarak oradaki önemi çok fazlaydı. Çünkü bu gibi işlerde biliyorsunuz geçenlerde Fikret Orman'ın röportajında da Haber 1903'te yaptı, izledim mi bilmiyorum. Orada izledim, izledim hocam. Oradaki Murat Toçel arkadaşımız dedi ki neden dedi böyle bir liste yapıp girmezler dedi. İşte falan filan dedi. Aslında mesela Galatasaray'da bu çok daha görülen bir şeydir. Orada başkan Alp Yalman divan başkanı olur. O onun yönetimine girer. O öyle yapar. Dolayısıyla orada farklı bir ambiyans vardır ve
gerektiği zaman genel kurul başkanlık müessesesinin üstünde olduğunu gösterir. Geri geldiği zaman Ünal Aysal'ı da görevden alır. Adnan Polat'ı da alır. İstediği gibi doğru şekilde tek bir yerden bir politikayla yönetirler. O konuda çok başarılılar. Şimdi bu Ali Rıza Dicler'in sebeplerinden bir tanesi de oydu. Adamla herkes mesela baktığınız zaman bir boşanma davası olur, Allah korusun bir trafik kazası olur, bir cezai bir davaya karışır. Gidip vekalet verecek kişi değil mi bir avukat? Valla ben de Fenerbahçeliyim hocam. Ali Rıza Hoca ile çok fazla bu hukuki anlamda konuşmalarım oluyor yani. Ne söyleyeyim? Herkese destek tabii, olan bir insan. Tabii herkesin evet. Vekalet vereceği bir yani. Aynen abi. Şimdi vekalet vereceği bir insan. Paranızı diyelim ki kaptırdınız, dolandırdınız. Gideceksiniz Ali Rıza Dizler'e vekalet vereceksiniz. İşte hukukunuzda bir şey olacak, Ali Rıza Dizler'e vekalet verecek. Ya şimdi kendi malınızı, mülkünüzü, her şeyinizin vekaletini verdiğiniz kişiye kulüpte vekalet vermez misiniz? Verirsiniz. Sayın Ali Rıza Dizler, ben kulüpte bu para çalınmış, bunun mahkemesi hukukini durumunu yapmanızı istiyorum. Sayın Ali Rıza Dizler, bizim işte sporcularımıza lütfen Beşiktaş gelenekleri adabını öğretin demez misiniz dersiniz? Dersiniz. Ya burada herkesin mutabık kalacağı bir isim olduğu için artı bir şey daha var. Hoşuma gittiği bir yöntemi daha, bir şey daha var. Onu söyleyeyim. Kişilik olarak. Bir kere hiç kimsenin ortada olmadığı zaman o yaşında başında çıktı kongrelerde kavga etti. O gün Ali Rıza Dizler'e bugünkü başkanın yakınları saldırdığı zaman tek başınaydı Ali Rıza Dizler o kongrede. Şimdi buradaki ayakta duran mücadeleci kişiliği benim şahsen hoşuma giden bir kişi. Ha, politikası Beşiktaş'ın o kadar enteresan ki yıllardır. Yıprandığı zamanlar olmuş mudur? Olmuştur. Hırpalandığı zaman olmuş mudur? Olmuştur. Ama mesela özellikle Katarlıların Beşiktaş'ı alma planları olduğu zaman ki bunu itiraf ettiler 2018'de. Biz iki kulüp alacaktık fakat biz Türkiye'den bir kulüp alacaktık. Katar fonu bunu itiraf etti. Gazetelere düştü. Biz alacaktık fakat bir takımımız var Şampiyonlar Ligi'nde oynayan. Öbür takım da Türkiye'deki takım da Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı için aynı anda iki takımın Şampiyonlar Ligi'nde oynamasında sıkıntı olabilir diye bir formül bulmaya çalıştık dediler. O Şampiyonlar Ligi'nde oynayan 2018'de Beşiktaş'tı. Dolayısıyla bu net bir şekilde ortaya çıktığı zaman Ali Rıza Dizdar da bakın Tevfik Yaman Türk'te çıktılar dediler ki Beşiktaş'ı Katarlılar alamaz. Doğru. Böyle bir şey olamaz. Bunu yapamazsın. Bakın bir şey daha diyeceğim şimdi yeri gelmişken. Sevgili Beşiktaşlar beni dinliyor. Bir sürü mesaj geliyor seninle konuşurken. Evet doğru. Ben Tevfik Yaman Türk'te şu veya bu şekilde bizi seçime sokmak istemediği zaman daha sonra bize şu veya bu şekilde hoş olmayan bazı kelimeler kullanmasına rağmen hiçbir kişisel bir şey olarak bunu görmedim şimdi abi. O bizim büyüğümüz. Ha, bazı şeyleri haksızlık olarak uyguladı. Problem değil. Ama Beşiktaş politikasında özellikle Ethem Sancağ'ın TMSF'ye düşerse ben satın alırım dediği bir politikaya karşı çıktığı için Beşiktaş'ta Tevfik Yaman Türk'ün de bu dönem başkanı adayı olması lazım. Ama olmayacağını açıkladı. Kötü bir şey. Sen şimdi Beşiktaş'ın sigortasıyım diyorsun. Katarlılar giremez diyorsun. Ethem Sancak'la bir kavga dövüş ediyorsun. Sen Ethem Sancak'a ihraç edilmesi için performans veriyorsun ki bana kalırsa disiplin kurulu başkanı Ahmet Aksınar da doğru yaptı. Çünkü zaten Ethem Sancak'ın bir tankalet fabrikası vukuatı var Türk siyasetinde, evet. Türk ekonomisinde. Doğru, doğru. Yani bu çok ciddi bir şey. Ben rahatsız oluyor. Yani doğru. Türk vatandaşıyız biz. Doğru. Hocam sorulara geçeyim yavaş yavaş. Çok fazla soru var. Geleyim yavaş yavaş? O kısmı toparlıyor musunuz? Ben toparlayayım burayı hemen sana bırakayım. Dolayısıyla şimdi senin sorduğun sorunun havada kalmamasını düşünüyorum. Dolayısıyla siz bu dönemlerde çıkıp da en zor dönemlerinde ortada olmazsanız, seçimi kazandıktan sonra Ahmet Nursevi'nin bir ay sonra karşısına çıkarsanız ve gerilim ortamı devam ederse adam burada bunları sormakta haklıdır. Doğru. Ve talihsiz bir dönem yaşatırsınız. Şimdi onunla ilgili 30 saniye sana bir şey buyurun, daha söyleyeyim. Buyurun hocam, buyurun.
Şimdi Ahmet Türkiye'de zaten gidecek, uzun zamandır söylüyoruz. Beşiktaş'a şu andaki bu gerginlik, sahaya yansıyan, teknik direktöre yansıyan, hatta mevcut teknik direktöre de yansıyan, Burak Yılmaz'dan bahsetti. Hı 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 hı. Bunlar doğru şeyler değil. Beşiktaş bir koltuk uğruna, bir siyaset uğruna burayı 12 Eylül öncesinin Beşiktaş'ına çevirmeye gerek yok. Bakıyorum şimdi. Emre Kocadağ çıkıyor. Çıkacak diyorlar. Dün açıklama yaptı Emre Kocadağ zaten. Tevfik Yamantürk çıkacak diyorlar. O çıkacak. Ortada bir ciddi bir manipülasyonla Hasan Arat'ı algısını coşturan bir grup. Bunlar da sürekli kin ve nefret söylemleriyle politika yapıyorlar. Bunları yapmayın arkadaşlar. Beşiktaş Kulübü siyasi parti değil. Beşiktaş Kulübü bir spor kulübü. Biz bunlardan rahatsız oluyoruz. Kin ve nefret söylemiyle Beşiktaş siyaseti yapmayın. Hocam Sayın Hasan Arat'a 94 numaralı hocada imza verilmeye başlandı. Sayın Hasan Arat zaten biliyorsunuz bir an önce kongre yap istifa et demişti. Kongre tarihi de erken alındı. Neler söylersin onunla ilgili? Şimdi kötü bir şey. Yani Beşiktaş tribünlerinde imza toplanıyorsa localarda kötü bir şey. Ya orası bir spor kulübü. Şimdi neler söylerim? Süleyman abinin 22 yıl önce söylediği bir oyun var ki onu da kime söylediğini, ne için olduğunu, ondan sonra neler olduğunu da biliyoruz. Onun için ayrı bir program yaparsan hepsini konuşurum. Şimdi sadece Süleyman Seba'nın o mevzusuyla alakalı. Şimdi Süleyman abi olsaydı bunları takip eder miydi? Beşiktaş hocasında imza toplanacak yer mi orası? Takımın maçını mı sevineceksin? Sağdaki galibiyeti mi? Adam zaten gidiyor ya. Adam zaten bıraktı, sahaya gelemiyor, tribüne gelemiyor. Yüzüncü yıl gibi. Çok müstesna bir zamanda kutlama yapamadı adam. Ahmet Yücel'den bahsediyor. Tarihe gidecek. Gel Ahmet Bey bana sorsaydı yine söylerdik. Baktı zaman dedik ki bir geyuna bırakma problem olacak. Ahmet Yücel'i dedik. Sevgili dostum dedim. Bak yanlış işler yapıyorsun. Bu çocuğa burayı teslim ediyorsun. Bu çocuk yaptığı transferlerle Rizespor'u küme düşürdü. Ondan sonra geldi Sergen'e başarısızlıkla sattı. Yapma bunları dedik. Şimdi Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde bir daha Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü biz görmeyeceğiz. Biz görmeyeceğiz doğru. Türkiye görecek ama biz görmeyeceğiz. Dolmabahçe'den başlayan bir yürüyüşte Akaret'teki Atatürk'ün bize emanet ettiği eve kadar yapacağı bir yürüyüşle tarihe geçerdi Ahmet Nurçebi. Adam onu bile yapamadı. Düşünebiliyor musun? Tarihe geçerdi. 3 tane de taraftar gelirse derdi ki ya kardeşim canınızı sıkmayın ben bırakıyorum gidiyorum. Gelin bugün bu Atatürk'ün bize bıraktığı güzel günü birlikte yaşayalım der. Bir de Beşiktaş taraftarı ağzını açıp ona bir laf etmezdi. O sandaki taraftar gelecek bağıracaktı. Bağırsın susarlar. Burak'a da bağırdılar. Deplasman'daki maçtan sonra geçen Bodo Bilic başından sonra. Burak gitti. Bütün hepsiyle konuştu. O töreninde oldu olay. Konuştu onlarla doğru. Haklısınız dedi. Elini kalbine koydu. Sakinleştirdi gitti. Ya adam zaten onu yapamıyor. Ya, dolayısıyla bu seçim atmosferi Beşiktaş'ta sağlıklı bir atmosfer değil. Localarda da imza toplanmasını ben takip etmiyorum. Emre Koca da sizce aday olacak mı? Bugün akşamki açıklamasına baktığın zaman sanki böyle var niyeti gibi geldi bana. Yok o yani şimdi zor onun durumu. Neticede olmasa bıraktım diyecekler. Olursa zaten mevcut durumu görmesi lazım. Muhtemelen başka adaylar çıkacak. Onlarınla ilgili bilgisi oluyor tahmin ediyorum. Beşiktaş için ne gerekiyorsa ben onu yaparım. Ne yapmam gerekiyorsa onu yaparım dedi. Hani olmamam gerekiyorsa olurum, olmam gerekiyorsa olurum mealinden bir şey dedi. Ama bana kalırsa mesela Emre bana sorsa samimiyetim yok ama ya hocam ne dersin olayım mı olmayayım mı dese olma emin ederim. Olma dersiniz. Olmadı. Yani hakikaten Beşiktaşlıysa ve Beşiktaş'a hizmet etmek istiyorsa bak burası önemli. Hakikaten Beşiktaş'a hizmet etmek istiyorsa ve Beşiktaşlıysa ben tanımam Emre'yi. Olmadı. Sayın Ahmet Nurçevi'ye bir tavsiyede bulunmak isterseniz ne tavsiyesinde bulunursunuz? Vallahi onun için... Zor soru mu hocam, zor soru mu? Diyelim ki Sayın Ahmet Nurçevi ile karşı karşıya geldiniz bir anda. Ne söylersiniz ona? Ya, nasıl bir tavsiyede bulunursunuz? Daha önce bulundunuz çünkü biliyorum. Ne tavsiyesinde bulunursunuz yine? Şimdi çıksın hakikaten geçenlerde de yine yazdım. Epeydir söylüyorum. Yani bu işlerin buraya geleceğini biz görüyorduk.
çıkıp camiadan helallik istesin. Atam varsa ben bunların maddi manevi her şeyi katlamaya yapmaya hazırım. Beşiktaş'ta da Yıldırım Demirören'den işte alması muhtemel olan senedinizde tahsil ettim, koydum. Güzel günlerim geçti. Beşiktaş camiasında güzel insanlar tanıdım. Güzel bir camiada başkanlık yaptım. Kötü bir final oldu ama işte bizim kalbimiz her zaman Beşiktaşlarla. Birilerine kırdıysak özür dileriz. Haklarını helal etsinler desin. Güzel bir vedalaşma yapsın. Ama şunu unutmasın. Bugünkü mevcutlar için de diyorum. Rüzgar eken fırtınalar iken. Yani bunlar boşuna söylenmemiştir. Siz Fikret Orman'ın görevdeyken yaptığınız her şey sizin başınıza geldi. Fikret Orman'la çıkarttığınız istilaf, Fikret Orman'ın futbol AŞ'nin belgelerini dışarı vererek bir politika yapmanız. O gün o belgeleri kullananlar bugün işte fırtına, başka bir fırtına geldi. Evet. Hocam yavaş yavaş yayının sonuna geliyoruz. Son cümleniz, camiaya mesajınız ne olabilir? Beşiktaş camiası çünkü 15-20 milyona yakın bir büyük bir camia. Taraftarı ve camiaya mesajınız nedir? Siz aday olacak mısınız? Veya destek verecek misiniz? Kime destek vermeyi düşünüyorsunuz? Veya da öyle diyeyim. Veya isim açıklamak zorunda değilsiniz ama neler söylersiniz? Şimdi bazı şeyleri böyle iki dakikada ama sizin aday olmanız yönde de çok fazla mesaj da geliyor. Ben size söyleyeyim hocam. Yani ben şu an isimleri okusam herhalde program biter. Şimdi Beşiktaş'ta normal bir seçim değil bu. Bu olağanüstü. Olağanüstü seçim bu. Hı-hı. Dolayısıyla olağanüstü seçim adı üstünde. Normal bir seçim gibi bakmamak lazım. Olağanüstü seçimde Beşiktaş'ın ihtiyacı ne varsa biz orada oluruz. Olağanüstü seçimde efendim deplasmana gidecek takımın başında kimse yok. Götürürüz. Hocaya destek ol. Hocasına destek oluruz. Burak için bahsediyordum. Ondan sonra efendim şu futbolcunun problemi var. Oraya git. Gideriz. Efendim gel işte şuradaki ödemelerde, şuradaki finansmanda, şuradaki sponsorla bir problemimiz var. Yaparız. Neticede Beşiktaş'ın bu olağanüstü döneminde bakın bırakıp gitmek zorunda kalan bir başkan var. Şu veya bu şekilde. Bu olağanüstü döneminde ne varsa onu yaparız. Orada bir problem yok. Dolayısıyla daha önce yine söyledim. Eğer ki kimse olmaz ise ve Beşiktaş'ın gerçekten bize ihtiyacı var ise şu anda bir fotoğraf gözükmüyor. Aday çıktı. Aday var. Dolayısıyla ben daha önce çıktığım zaman Fikret Orman'ın döneminde aday olduğum zaman kimse yoktu. Ve Beşiktaş çaresiz kalmaması gerekiyor. Siz elinizi taşın altına koydunuz o dönemde. Çok yatırıyor. Hazırlığımı yaptım. Gittim sportif direktörlerle görüştüm. Rasim Hoca ile görüştüm. Toşak'la görüştüm. İşçiyle anlaştık. Sergen zaten bizim planımızdı. Bunu da daha sonra seçimden ertesi gün açıkladım. İsimden önce seçimden önce vermemiştim. Afrika'da kuracağımız futbol okulunun başındaki kişi hazırdı. Almanya'da kuracağımız pilot takım ve scout'un organizasyonunun başındaki kişi hazırdı. Türkiye'de 3 tane pilot takımla anlaştık ki bir tanesi Dardanel Spor Niyazi Öner'le konuştum anlaştım. Öbür ikisi dernek statüsünde olduğu için isim vermedim. Dolayısıyla biz her şeyimizi hazırlamıştık Aygün. Yani orada planlı programlı yönetmeye talip olduk. Hepimizde yokken en iyi şekilde yönetileceğimizi hedef de koyduk. Dedi ki Beşiktaş Atletico Madrid statüsüne gelecek. En kısa zamanda üniversiteyi kuracağız, spor meslek lisesini kuracağız. Projelerimizi de açıkladık 6 ay boyunca. Biz o şekilde aday olduk. Şimdi olağanüstü seçimde aday da varsa bize ihtiyaç yok. Ama derseki kurullar, efendim disiplin, denetleme, divan kurulu, kulübün sigortasıyız, divan başkanı. Ben kulübün sigortasıyım. Bunu da açıkladım. Bu kulübün sana ihtiyacı var. Gel bu vazifenin şurasında bulun derse, yani kulübün kurumsal yapısı, kulüp derse, şahıslardan bahsetmiyorum. Kurumsal yapının bize nerede ihtiyacı varsa orada oluruz. Anladım hocam. Ama onun dışında bunun siyasetini yapmaya şu olağanüstü halde gerek yok yani. Gerek yok. Hocam çok teşekkürler yayınımıza bağlandığınız için. Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Evet, hattımızda Hürsel Tekin Oktay hocamız vardı. Kendisine